Mutlu günler sevgili seyirciler. TRT Haber ekranlarına hoş geldiniz. Eğitim Editörü programıyla karşınızdayız. Yine çok kıymetli konuklarımızı ağırlayacağız. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Ataç bizlerle ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Bülent Çakmak bizimle birlikte. Eğitimci yazar Sayın Süleyman Belediyeoğlu ile birlikte çok kıymetli rektörlerimizi ağırlayacağız. Onlara sorularımız olacak. Sizin de sorularınız varsa lütfen bize Instagram hesabımıza iletin. Oradan yazın, görüşlerinizi de bizlerle paylaşın. Artık son birkaç gün içindeyiz. Sayın Süleyman Belediyeoğlu özellikle çarşambayı işaret etmişti bundan önceki programlarımızda. Artık tercihler bitti ama öğrencilerin yine de çok dikkat etmeleri gerekiyor. Lütfen Süleyman Belediyeoğlu'na kulak verin. Bu programdan ayrılmayın diyelim ve hızlıca başlayalım. Sayın Çakmak hoş geldiniz efendim yayınımıza. Sayın Atay hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar getirdiniz. Sayın Süleyman Belediyeoğlu merhaba tekrar. Merhabalar. Bugün yine çok kıymetli konuklarımız var. Merak ettiklerimiz var. Hem Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne hem de Erzurum Teknik Üniversitesi'ni yakından tanımak istiyoruz. Şimdi Sayın Çakmak sizinle başlamak isterim. Bir olimpiyat şehri Erzurum'da 2010 yılında kuruldunuz. Bir teknik üniversite olmanın özellikle ağırlığıyla devam ediyorsunuz. Tabii ki birçok ayrıcalık sunuyorsunuz öğrencilerinize. Fakat girişimci öğrenci yetiştirmek hedefiyle çıktığınız bu yolda elbette öğrencilerinize çok fazla artı değer katıyorsunuz. Onlarla başlayalım istiyorum o artı değerlerden. Erzurum Teknik Üniversitesi'nden mezun olmanın hangi ayrıcalıklarını yaşayacaklar öğrencileriniz? Evet, teşekkür ediyorum Sezen Hanım. Tabii öğrencilerimiz Cuma günü, tercihlerin son günü, Cuma günü bitecek tercihler. Bu anlamda öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ve ümit ediyorum ki istedikleri bölümü, sevdikleri, istedikleri, arzu ettikleri bölümü kazanmalarını da temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii dediğiniz gibi Erzurum Teknik Üniversitesi 2010 yılında kurulan, Erzurum'da kurulan ikinci devlet üniversitesi. Tabii üniversitemizin kuruluşundan itibaren aslında edindiğimiz temel misyon bu noktada nitelikli ve kaliteli bir eğitim sunmak öğrencilerimize. Bu anlamda tabii teknik üniversite olmanın bize yüklediği bir misyon gereği de öğrencilerimizin nitelikli bireyler olarak yetişmesi, nitelikli bireyler olarak mezun olması noktasında ciddi bir emek sarf ediyoruz. Bu da tabii günümüzde öğrencinin aslında sadece mezuniyet notuyla değil, birçok yeterlilik, ilave yeterlilik ve beceriyle birlikte mezun olmasını gerektiriyor. Bunlardan bir tanesi de sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz gibi girişimcilik. Öğrencinin ister sosyal temelli bölümlerde olsun, ister teknik bölümlerde olsun mezun olduktan sonra aslında karşılaştığı en temel sorulardan bir tanesi girişimcilik yönünün gelişip gelişmediği, üniversite öğrenimi sırasında girişimciliğe dair bir çalışma yapıp yapmadığı öğrencilerimizin her zaman karşısına çıkan sorular oluyor. Gerek sosyal birimlerimizde, bölümlerimizde, gerekse teknik bölümlerimizde aslında girişimcilik dersleri var. Bu bütün üniversitelerde var. Ama girişimcilik dersinin ötesinde üniversite olarak biz öğrencilerimizin lisans eğitimleri süresince de yapmış oldukları projeleri veya proje fikirlerini hayata geçirebilmeleri için biz öğrencilerimize üniversitemiz bünyesinde bir girişimcilik merkezi kurduk. Buna Erzurum Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kristal Girişimcilik Merkezi diyoruz. Bu Kristal Girişimcilik Merkezi'nde öğrencilerimiz fikirlerini, iş fikirlerini, proje fikirlerini hayata geçirebiliyorlar. Sadece teorik düzlemde değil, aynı zamanda pratik düzlemde bunu gerçekleştiriyorlar. Yani şayet bir prototip üretilme söz konusuysa atölyede ücretsiz olarak tamamen bizim sağladığımız finansal imkanlarla öğrencinin cebinden tek kuruş çıkmadan bu imkandan istifade edebiliyor ve öğrencimiz prototipini kendisi Etü Kristal Girişimcilik Merkezi'nde yapabiliyor ve bunu proje olarak sunabiliyor. Bugüne kadar birçok öğrencimiz bu imkandan istifade etti Sezen Hanım. Ve hatta bazı öğrencilerimiz yapmış oldukları çalışmaları patent olarak sundular.
Yani Türk Patent Enstitüsü'ne yapılmış olan Ne büyük çalışmalar, çünkü başarı. orijinal çalışmalar ve arkadaşlarımız bu çalışmaları, bu proje fikirlerini sundular. Şu anda patent aşamasında değerlendiriliyor. Teknoloji Transfer Ofisimiz üzerinden bu başvurular yapılıyor. Çünkü sizin de malumunuzdur, patent başvurusu yapıldığı zaman belli bir ücreti var. Evet. Patent Enstitüsü'ne ödenmesi gereken. Bu ücreti de tamamen biz Teknoloji Transfer Ofisimiz üzerinden finansını karşılayarak öğrencilerimizin proje fikirlerini, düşüncelerini veya gerçekleştirmek istedikleri projeleri finanse ediyoruz ve bu merkezden istifade ederek öğrencilerimiz çalışmalarını Çok güzel. gerçekleştiriyorlar. Çok güzel, çok şanslar ve çok büyük bir başarı göstergesi elbette bu. Sizin de söylediğiniz gibi sadece teorik anlamda değil, bunu pratiğe döktükleri bir alan var. Üniversite Evet. bünyenizde oldukça bu anlamda şanslar öğrencileriniz. Sayın Ataç, size dönmek istiyorum. Şimdi birçok bölümünüz var, fakülteniz var ama şimdi görüyoruz ki bu pandemi süreciyle birlikte bazı bölümlerde oldukça öne çıktı. Ama siz tabii ki Erzurum Teknik Üniversitesi de her iki üniversitede pandemi süreci başlamadan zaten öncesinde bu teknolojik altyapıyı, bu imkanları sağlayarak öğrencilere online eğitim vermeye başlamış iki üniversite olarak öne çıkıyorsunuz. Ama baktığımda mühendislik fakültesi, tıp fakültesi ve sağlık bilimleri bölümünün ne kadar revaçta olduğunu ve bu bölümlerin başarıları da Manisa Celalbayar Üniversitesi'nde öne çıkan bölümler olarak görüyorum. Diğer bölümleri de göz önünde bulundurursak öğrencilere neler anlatmak istersiniz bu anlamda? Öncelikle tercihini belki bugüne bırakmış veya karar noktasında son aşamaya Evet. gelmiş öğrencilerime küçük bir eğitimci tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Kendileriyle birlikte yaşayacak, o meslekle mutlu olacak, hayal ettikleri mesleği seçmeleri noktasında tavsiyede bulunuyorum. Evet, çok önemli. Mesleğiyle barışık olan her birey başta kendisine, ailesine, topluma ve insanlığa faydalı olur. Oradan yola çıkarak ben Manisa hep Şehzadeler Şehri diye başlar. Ben Manisa sanayi bir şehri. İlçelerinde OSB'lerin bulunduğu, OSB'lerin tamamıyla üniversitemizde entegrasyon içerisine girdiği böyle bir şehir. İthalat ve ihracat rakamlarına baktığında 8,4 milyon dolarları bulan bir rakama sahip bir şey var. Biz bu noktadan hareketle özellikle mühendislik alanında öğrencilerimizin gerek işbaşı eğitimi ve mezuniyetten sonraki istihdamlarına yönelik çalışmalarımızı başlattık. Bu noktada insanlar bilmediğine düşmandır cümlesinden hareketle kendimizi OSB'ye tanıtmak, OSB'ye de üniversitemizi tanıtmak, akıl gücüyle, beyin gücüyle finansı, sermayeyi birleştirebilecek bir köprü sağlama hedefiyle yola çıktık. Bu bağlamda OSB'den bir danışman atadık. Üniversitemizi OSB'ye, OSB'yi de üniversitemize tanıttılar. İntern uygulama gerçekten başardığımız bir süreç ve uygulama. İntern uygulama başlamadan önce de çocuklarımızı sektörün önde gelen bütün liderleriyle sektör buluşmalarında buluşturuyoruz. Önde gelen firmaların yönetim kurulu başkanları çocuklarımıza geliyorlar, firmalarını anlatıyorlar. Neler yapmaları gerektiğini, hayatta başarmanın nasıl gerçekleşeceğini izah ederek bunu yapıyorlar. Biz öğrencimize birinci sınıftan itibaren yatırım yapmak istiyoruz. Teknokent bünyesinde startuplar ve kuluçkaları oluşturuyoruz. Zaten şu an yerli ve milli ülkemizde üretilen otomotivin de büyük bir segmentini üstlenen firmalarının Ar-Ge çalışmaları Manisa'mızda bizim üniversitemiz bünyesinde bulunan Teknokent çatısı altında gerçekleşiyor. Biz şunu istiyoruz çocuklarımızdan. Önce kendiniz için, bu ülke için bir şeyler hayal edin. Gerçekleştirmek istiyorsanız biz eğitimciler olarak, üniversiteler olarak onun yanındayız. Bu noktada gerçekten üretmeyi, başarmayı isteyen, öğrenmek isteyen her bir öğrencimizin özellikle bilgisayar mühendisliğinde, yazılım teknoloji fakültemizde bu alanda ileri noktalara geldik. Çocuklarımızın da uygulama imkanı bulduğu yerler. Basından da takip ediyorsunuz zaten öğrencilerimizin de ufak tefek buluşları olabiliyor. Söze başlarken ifade ettiğiniz 3 fakülte akreditasyon süreçlerini tamamlamış, akredite olmuş fakülteler. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Özellikle tıp fakültesi, mühendislik fakültesi, İngilizce eğitimimiz çocuklarımıza hani mühendis oluyor, uygulama kabiliyeti, işbaşı eğitimi. Bunun yanında da yabancı dil olduğu zaman alanın ilgili kaynakları takip edebilmek, bilgiyi kaynağından öğrenme imkanını sağlayabilmek noktasında bu artılarımız var. Ama temel noktada dediğim gibi
Başarmak isteyen her bir öğrenci için kapımız açık. Onların yanındayız, çok arkasındayız. Güzel. İhtiyaç duyduklarında da önlerindeyiz. Çok güzel. Bu anlattıklarınızdan anlaşılıyor ki öğrencileriniz daha eğitim öğretim hayatında sektörle buluşuyor. Bu anlamda evet. Da iş garantili olarak da gelmiş oluyorlar. Yani neredeyse öğrencilik hayatı bitmeden intern'de oldukları için evet. Sonrasında iş bulma rahatlığı, kolaylığı onlar için. Biz o yolları gösteriyoruz. Evet. İş bulma garantisini zaten öyle bir vermek mümkün değil. Evet. Ama çıktığı anda elinde donanımı, bilgisi evet, ve bilgiyi kesinlikle. Uygulama kabiliyetini o arkadaşımıza vererek gerisini kendisine bırakıyoruz. Bu büyük bir şans evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden döneceğim. Sayın Süleyman Belediyeoğlu'na dönmek istiyorum. Şimdi artık siz dediniz çarşamba günü mutlaka işte artık her şey tamamlanmış olmalı ama mutlaka ekleyeceğiniz son birkaç şey olabilir öğrencilere. Bunu merak ediyorum. Bir de öğrencilerden şöyle sorular da geliyor eğitim editörü adresine. İnşaatın geleceğini çok parlak görmeyip de çok istemesine rağmen inşaat bölümünü yazmayan öğrenciler var. Ne dersiniz onlara? Sezen teşekkür ederim. Özellikle son sorun çok stratejik. Ben hocalarıma hoş geldin derim. Mesela Bülent Hocam'ın üniversitesi Erzurum Teknik bizzat gördüğüm o dünya çapındaki palan döken kayak tesislerinin hemen yolun üzerinde harika bir kampüs binası. Erzurum da çok keyifli bir kent. Hocam ya onun için öğrencilerimizin gönül rahatlığıyla değerlendirirken rehber olsun diye ifade ediyorum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden benim kendi yeğenim de mezun oldu. Ben Ahmet Hoca'yla konuşurken dedim ki hocam biz elektrik elektroniği bitiren çocuğa bir şey bulduk. Staj hocası dedi ki ya ben daha iyisini bulurum daha iyisini de buldu. Evet. Bunu niye anlatıyorum? Bakın düşünebiliyor musunuz? Üniversitedeki hoca ya ha bulmuş demiyor. Evet. Tabii şey de var ya o Sabuncu Belin'in açılmasıyla birlikte çocuk aslında daha büyük bir metropol olan İzmir'e yani kendi gelişimi açısından gidip gelme fırsatını da çok rahatlıkla yakalıyor. Evet. Tabii öğrencilerimizin özellikle kodlamalara dikkat etmesi. Evet. Yani oradaki 1 ile 2'nin yerini değiştirdiğinde başka bölümü kazandır. Anne babalar da bunu kontrol etsin. Bu çok etsin. Önemli bir husus. Çok çok evet. Çok çok. Hani daldı ya çocuk heyecanlı. Anne baba da birkaç defa çek etmelerini rica ediyorum. Özel hükümlere bakmalarını rica ediyorum inşaata gelince. Şimdi sevgili Sezen, burada değerli hocalarım, inşaat fakültelerini, inşaat bölümlerinde, bünyelerinde bulunduran kıymetli hocalarımız. Şimdi dünyada nüfus artıyor. Binalar eskiyor. Yollar aşınıyor, köprüler aşınıyor. Biz hala eğer inşaat mühendisliğinin, mimarlığın geleceği var mı yok mu diye bunu tartışıyorsak, ki bunu tartışanlar varsa şiddetle eleştiriyorum. Üç adım öteye görmüyordur. Ben öğrencilere diyorum ki bu durumsal olan inşaatla ilgili öğrencilerin bir karar karışıklığı yaşadı ve puanlar düştü. Evet. Emin olun tam inşaat yazacak zaman. Hazır puanlar düşmüşken yazın en iyi bölümleri kazanın. Bu kadar basit. Bu kadar kritik bir bilgi verdiniz evet. Ki bu çağrınıza kulak vermelerini istiyorum öğrencilerden. Artık çok az bir zaman kalmış. Ama işte o soruları bizim eğitim editörü adresine yollayan o öğrencilere de Sayın Süleyman Hoca'nın söyledikleri altın değerinde kulağınıza küpe olmalı. Artık çünkü hiç vakit kalmadı. Hiç vazgeçmeyin diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim sizinle devam etmek isterim. Dijital eğitim konusunda oldukça iddialısınız. Evet. Şimdi önümüzdeki dönemde öğrenciler bu konuda oldukça tedirgin, meraklı ve biraz da endişe duyuyorlar. Ama sizin bu konudaki iddianız sanıyorum onların kafasındaki tüm soru işaretlerini giderecek. Ne dersiniz? Doğru. Yani biz Erzurum Teknik Üniversitesi olarak bu konuda gerçekten önemli adımlar attık Sezen Hanım. Sizin de dediğiniz gibi. Aslında dijitalleşme hayatın her alanında söz konusu. Evet. Yani şimdi siz bir dijital yayın yapıyorsunuz. Evet. Hatta bunun daha ötesini söyleyeyim. Dijital spikerler çıkmaya başladı Sezen evet. Hanım. Yani evet. Rakipleriniz artıyor. mesela Çin'de... yapay zeka kullanarak, yapay zeka algoritmaları kullanarak dijital bir spiker üretildi. Ve bu dijital spiker haberleri sunduktan sonra haberleri izleyen kişilere röportaj yapıldığında burada bir farklılık hissettiniz mi diye sorulduğunda herhangi bir farklılık hissetmediklerini söylemişler izleyiciler.
Yani tabii sizin yerinizi dolduramayacaklardır. Onun altını çizelim. Duygu veremeyecek. Ama yine de büyük bir iddia. Duygu veremeyecek. Evet. Ama şimdi tabii yapay zeka muazzam bir sektör olarak, bir alan olarak, bir disiplin olarak dört nala geliyor aslında tabiri caizse. Bunun dijitalleşmeye de çok etkileri olacak. Şimdi baktığımızda dijital alan işte e-ticaretten tutun da efendim e-devlete varıncaya kadar her alanda kendisini gösteriyor. Evet. Doğal olarak bunun eğitimin dijitalin dışında olması söz konusu dahi olamaz. Biz bu çalışmalara aslında pandemi sürecinden bir yıl önce başladık Sezen Hanım. Bir yıl önce hazırladığımız bir raporu dünyada dijitalleşmenin ayak sesleri başlığıyla YÖK'e sunduk. Dedik ki dünyada dijitalleşme alanında eğitimin dijitalleşmesiyle alakalı olarak gerek online eğitim, gerek uzaktan eğitim. Bununla alakalı dünyada gelişen bir trend var. Aslında bir tsunami var. Bazı Amerika'daki büyük üniversitelerin rektörlerinin söylediği gibi. Burada asıl olan bu tsunaminin üzerinde surf yapabilmek. Altında kalmak değil de. Evet. Yani böyle bir muazzam bir alan var. Biz de bu düşünceyle önemli bir öğrenme yönetim sistemini, dijital öğrenme yönetim sistemini üniversitemize adapte ettik. Bu pandemiden bir yıl öncesine denk geliyor. Yani uzaktan eğitim, online eğitim sürecini Erzurum Teknik Üniversitesi olarak üniversitemizdeki eğitim yapısına entegre ettikten sonra pilot uygulamalarla yurt dışından dijital eğitimciler getirdik. Onlarla hocalarımızı buluşturduk, eğitimler verdik. Ve güz döneminde başladığımızda 2019 yılında biz aslında sürece tamamen hazırdık. Pandemi başladığı zaman biz bütün derslerimizi dijital ortama taşımıştık. Dijital ortamda bu online dediğimiz eğitim ya da uzaktan eğitim sürecine tam adaptasyon sürecini o şekilde çok kolay bir şekilde gerçekleştirdik. Biliyorsunuz Mart ortalarında YÖK tarafından yüz yüze eğitime ara verildiği duyurulduktan sonra biz 23 Mart tarihinde tam bir hafta sonra online eğitime geçtiğimizi duyurduk. Akademik takvimimizde hiçbir aksama olmadan bu süreci tamamlamış olduk. Yani normal döneminde bitirdik okulumuzu, bahar yarı yılını ve şu anda da yaz okulu devam ediyor. Yine online olarak devam ediyor. Önümüzdeki dönemin ne olacağını bilmiyoruz ama eğer online olacaksa zaten biz Erzurum Teknik Üniversitesi olarak buna tam hazırlıklıyız. Bu noktada son cümle olarak şunu söyleyeyim. Aslında online eğitim dediğimizde sadece derslerin uzaktan anlatıldığı, hocanın canlı senkron olarak ders anlattığı ve dersin kaydının tutulup öğrencilerin sonradan dersi izlediği yapı olarak bakmıyoruz. Bu zaten olması gereken bir şey. Evet. Yani online eğitimde bunlar olmazsa olmaz. Tabii. Bunun haricinde aslında online eğitimde Türkiye'de çok az üniversitede uygulanan aktif öğrenme sürecinin de biz sürecini de biz üniversitemizde başlattık online eğitimle birlikte. Aktif öğrenmeden neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. İster yüz yüze eğitim olsun, ister online eğitim olsun, aslında öğrencinin 50 dakika boyunca dersi dinlediği ya da dinlemiş gibi göründüğü bir yapıdan, bir modelden, öğrencinin aktif olarak derse katıldığı, 15 dakika örnek olarak hocanın ders anlattığı, sonra öğrencilerin gruplara ayrılarak kısa projeler, kısa soruları çözdükleri, birbirlerine, hocam da bilir, siz de bilirsiniz, akran akran öğrenmesi diyoruz hocam, akran, biliyorsunuz. Evet, akran yani akran akran öğrenmesiyle aslında öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olarak bulunduğu süreci kastediyoruz. Evet. Bununla alakalı olarak yeni öğretim metodolojileri, teknolojileri, yöntemleri gelişiyor. Ters yüz sınıf, flip classroom dedikleri, blended learning, karma öğrenme dedikleri modeller var hocam, siz de bilirsiniz. Bu modelleri biz üniversitemizde adapte ettik. Dolayısıyla amacımız şu, hocam da bilir, siz de biliyorsunuz, öğrenci 15 dakikadan sonra dersten kopuyor zaten. Evet. Elinde internet, işte surf, sosyal medya vesaire. Bu öğrenciyi sınıfta tutmanın yolu aktif olarak öğrenciyi dahil etmek süreci, öğrenme sürecine dahil etmek. Bu çok önemli. Gerçekten bunun faydalarını biz çok gördük Süleyman Hocam. Öğrenciden aldığımız geri bildirimler aktif öğrenmenin, öğrencinin öğrenme sürecine çok çok pozitif katkıların olduğunu söyledi. Son cümle şu, öğrenci dijital öğrenci diyoruz değil mi? Yani işte yeni nesil veya işte sosyal medya, internet nesli gibi birçok isimlerle isimlendiriyoruz.
Şimdi öğrencilerimize dijital nesil dedikten sonra eğitimi dijitalleştirmemek aslında bu öğrencinin hak etmediği bir süreç olur. O yüzden biz eğitimi dijitalleştirerek bu anlamda da aktif öğrenme süreçlerini üniversitemizde uygulamak suretiyle bir fark oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamda da zaten YÖK'ün de en son aldığı karar gereği %10 ile %40 arası yüz yüze eğitim olsa dahi derslerin online verilmesi imkanı tanındı. Biz de %40 olarak bunu senatomuzdan geçirdik. Evet. Yüz yüze eğitim olsa bile %40 sürecini uygulayacağız. Şimdi anlattıklarınız oldukça önemliydi. Çünkü zaten bütün dünya hazırlıksız yakalandı ama siz özellikle bu iki üniversite bu anlamda hele de bir yıl gibi bir süreç öncesinde başladığınız bu dijital online eğitim sürecinde tabii ki bir fark yaratmak adına eğitim sistemleri, eğitim yöntemlerini de kullanmanız öğrenciler açısından çok daha faydalı olmuş. Bunu da görebiliyoruz. İşte sizin söylediğiniz gibi hani işte blended learning yöntemi, flipped classroom yöntemi bunlar sadece işte herkesin yaptığının dışında farklı yöntemleri kullanmak öğrenciye gerçekten öğrettiğinizin geri dönüşünü almak. Evet. Ve bunu görmek anlamında evet. Oldukça önemli. Bu anlamda öğrencilerinizin ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorum bu dijital öğrenim ve eğitim sürecinde. Efendim size dönmek istiyorum. Siz de şimdi ne kadar ciddi bir akademik eğitim verdiğinizi ve fakültelerinizden mezun olanların başarılarından zaten görebiliyoruz. Ama siz sadece akademik eğitimde, eğitim öğretim hayatında değil, öğrencilerinizin sağlıklarını da düşünen bir üniversitesiniz. Evet. Bu anlamda verdiğiniz ürünlerde çölek hastalarını da göz önünde bulundurarak glutensiz mutfağımız var. Mutfağınız var. Evet. Bu çok ilginç ve önemli aslında. Sorunuzdan başlayayım. Dijital eğitimde de gerçekten 23 Mart'ta başlayıp bu işi sorunsuz akademik takviminde çözen üniversitelerden belki de 3-5 üniversiteden biriyiz. Evet. İlk haftada 36 bin civarında öğrencimiz eğitim aldı. Temel felsefe materyallerin yüklenerek değil de bizzat öğrencinin dişin içerisinde olduğu. Hani yüz yüze ekrandan da olsa göz temasını sağlayarak az önce söylediğimiz evet. Şu an konuşurken belki milyarlarca bilgi sosyal medyada paylaşıldı ama evet. Bu bakışlardaki öğrencinin öğrenme duygusu, hocanın da öğretme evet. arzusunun karşılıklı olarak aktarıldığı bir süreci biz dijital ortamda sağladık. Bunun da çok yansımalarını önemli. Çok şükür aldık. Yaz okulunda 107 üniversiteden, kendi üniversitemize dahil 16.500 öğrenci şu an yaz okulu eğitimini bizim üniversitemizden alıyor. Online olarak. O noktada da ben ekibimi ve çocuklarımı kutluyorum. Öğrencilerimize verdiğimiz farklı hizmetlere gelince biz bütün insanlarımızın puzzle'ın bir parçası olarak düşünüyoruz. Benim 48 bin öğrencimden bir tanesinin gönlü eksik kaldığı zaman biz o puzzle'ı tamamlayamıyoruz. Bu mesele çölyak hastalarımızın olduğu, bu çocuklarımızın yemek yeme noktasında, kantinden ürün temin etme noktasında sorun yaşadıkları iletilir iletilmez. Hemen ilgili bilimlerle görüşerek glutensiz mutfak adı altında bir mutfak açtık. Buradan çölyak hastası olan, glutensiz beslenmesi gereken öğrencilerimiz, evet. öğretim elemanlarımız için biz bu hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimize özellikle kış aylarında her haftanın 3 günü çeşitli fakültelerin önlerinde güne taze bir başlangıç, evet. sıcak bir günaydınla bir kase çorbayı çocuklarımızla paylaşıyoruz. Üniversitemizin çorba aracı sabah fakültenin önünde çocuklarımıza bir günaydın tebessümüyle o buğusu üstünde çorbayla derslerimize uğruyoruz. Çocuklarımızla beraber çeşitli zamanlarda yemek ortamlarında, kulüplerin çalışmalarında, özellikle kulüp çalışmalarında çok önem veriyoruz. Son cümle söyleyeyim. Öğrencilerimizin fikirlerini alarak onları merkeze alıp öğrenci odaklı bir eğitimle eğitim öğretimimizi sürdürüyoruz biz. Şimdi televizyonları başında bizleri izleyen velilerin de evet. şimdi ne kadar anne babaların içlerinin rahat olduğunu evet. ben şu anda hissedebiliyorum. Bu bir anne babanın şeyiyle başlamıştır, talebiyle öyle başlamıştır. Mi? Çocuğunu alıp gidecekti kendisi. Yanında bulunamıyorum. O kızım burada perişan olacak deyince kızınız bizde emanet, hiç merak etmeyin. Anne baba sıcaklığı kadar olmasa da biz bu yuva sıcaklığını vereceğiz dedik. Bu hizmeti de bu yıl inşallah bu çocuklarımızı şey. Bekliyoruz. Yüz yüze eğitime geçeriz. Çocuklarımız da bu imkanlardan yararlanır. Sağlık olsun. Sağlık her şey inşallah. Sağlık evet. olsun. Çok kıymetliydi bu verdiğiniz evet. bilgiler. Çok teşekkür ediyorum. Efendim size yeniden dönmek istiyorum. Şimdi ek yerleştirmede şansı
olacağını, şansının olacağını düşünen öğrenciler var. Ne dersiniz onlara? Şimdi bunu hiç denemesinler. Yani ben işte yüksek yazayım da ek yerleştirmede yerleştireyim. Çünkü çok kısa şöyle ifade edeyim. Bir defa kontenjanlar az. Ek kontenjanda yani ayrılan boş kalacak yer çok az olacak. İkincisi de Türkiye'de gitmek istedikleri bölümün böyle en alt sıradan girenin altında olmayacak sıralamaları. Onlar ne dediğimi anladılar. Evet. Yani sıralamaları Türkiye'nin en düşük bölümünün altında olmayacak. Gitmek istedikleri bölümün. Ama bu o sıralama nasıl oluşur onu da bilmiyorlar. O zaman lütfen tercihlerini yapıp şanslarını denesinler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz. Artık süremizin de sonuna geldik. Bir dakikamız var. Onu siz tek cümleyle sizi seçecek öğrencilere, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni seçecek öğrencilere ve sonrasında da Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni seçecek öğrencilere ne söylersiniz? Efendim sizinle başlayalım Sayın Çakmak. Buyurun. Yani son cümle olarak bir iki cümle müsaadenizle şöyle söyleyebiliriz. Buyurun. Biz öğrencilerimizin özellikle nitelikli bireyler olarak mezun olmasında teknoloji takımlarında yer almalarını çok önemsiyoruz. Tamam. Mesela geçen hafta vardı SkyTeam takımımız. Birincilik ve ikincilik ödülü alarak finallere yükseldi. Bu anlamda öğrencilerimizin girişimci demin bahsettiğimiz gibi proje kültürüyle yetişmesini çok önemsiyoruz. Erzurum biraz karkış kıyamet olarak biliniyor Sezen Hanım. Evet. Bunu biz karkış eğlenceye dönüştürdük. öğrencilerimize ücretsiz kayak kursları ve de birçok kış sporlarına ait branşlarda ücretsiz kurslar zaten düzenliyoruz. Zaten olimpiyatların yapıldığı bir şehirde üniversitesiniz. Kendi çok takımlarımız önemli. Var, buz hokeyi takımımız var. Curling takımımız var. Türkiye'de ikincilik, üçüncülük, birincilik derecelerimiz var. Elbette. Sosyal imkanlar da çok fazla bu anda. Gençlerimiz gelsin beraber kayak yapalım, kış sporlarından istifade edelim. Ve Bernard Shaw'un çok güzel bir sözü var. Onunla bitireyim. Diyor ki eğitim öğrenciye bizzat meyve sunmak demek değildir. Meyve ağacından öğrencinin meyve alması için merdiven kullanmaktır diyor. Biz de Erzurum Teknik Üniversitesi ağacına merdivenimizi dayadık. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Gelsinler bizim olgun ve tatlı meyvelerimizden alsınlar diye bekliyoruz öğrencilerimizi. Size de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür Sezen Hanım. Sağ olun Profesör sizin Doktor. Sizin nezdinizde TRT haberi de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Profesör Doktor Sayın Bülent Çakmak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Sizden de bir cümle alalım ve kapatalım. Ben hemen bir cümleyi uzun tutayım. Bir hedefleri olana bekliyoruz. Hedefleri olup hedeflerini gerçekleştirmek isteyen tüm öğrencilerimizi biz üniversitemize bekliyoruz. İlçelerimizde bulunan meslek yüksekokullarında da hani mühendis, beyaz yakalılardan ziyade ara eleman değil, aranan elemanları da yetiştirmek üzere özellikle sanayimizin ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu o elemanları da yetiştirmek üzere biz üniversitemizde böyle bir anlayışımız var. Dediğim gibi hayalleri olan, hedefleri olan herkes buraya gelebilir. Çok teşekkür ederim. Biz yaşam boyu öğrenmeyi hedef aldık. Bu süreçte hem hocalarımız hem öğrencilerimiz birlikte öğrenerek kendi üniversitemizi, şehrimizi, insanlığı ileriye taşımanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu çabaya katkı sağlayacak her öğrenciye kapımız açık. Profesör Doktor Sayın Ahmet Atay çok teşekkür ediyoruz. Biz efendim. Teşekkür ederiz bu imkanı tanıdığınız için. Yayın emeği geçenlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Çok mersi sağ olun. Sayın Süleyman Belediyeoğlu çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz yarın yine bu ekrandayız. TRT Haber izleyicileriyle buluşacağız. 14.25'te yine karşınızda olacağız diyelim ve veda edelim. Hoşçakalın.